Şimdi bugün Türkiye'nin dış ticaretinin değişiminden söz edeceğiz. Türkiye'nin dış ticaretinin evrimi de diyebiliriz biz buna. Nereden nereye geldik? Osmanlı'dan günümüze kadar dış ticaretin yapısal ve içeriksel değişimi. Yani yapısal ve muhteva değişimi. Yapısal muhtevayı da kapsıyor birbirine. Belki bölgesel değişimi demek daha doğru olur. Hangi bölgelerin önemi daha fazla hale geldi? Hangi bölgeler daha az önemli hale geldi? Rakamsal olarak yani niceliksel olarak nereye doğru evrildik? Bunlar üzerinde durmamız gerekiyor. Yani ihracat sektörlerindeki kompozisyon değişimi, ithalatın içeriğindeki değişim bölgesel ve içeriksel olarak. Bundan bahsedeceğiz. Sonra da iş gücü piyasalarına geçmiş olacağız. Şimdi önce şunu kaydedelim. 100 milyon dolarlarla ifade edilirken 1923'te Cumhuriyet'in başında dış ticaret, yani birkaç yüz milyon dolarlık dış ticaret sadece ihracat bazında 250 milyar doları, ithalat bazında 350 milyar doları aşmış görünüyor. Yani toplam 600 milyar dolara yaklaşan çok yüksek bir dış ticaret hacmi, ihracat ithalat toplamı ve 100 milyar dolara bali olan bir dış ticaret açığıyla karşı karşıyayız. Tabii bunu cari açıkla karıştırmamamız gerekiyor. Neden? Çünkü cari açık içerisinde dış ticaret bilançosundaki açık negatif bir tablo verirken diğer alt bileşenlerdeki fazlalarla bu telafi ediliyor. Böylece 50'ye düşüyor. Sorun ne burada? Ana sorun, ekonomi ilgilendiren sorun ne? Sorun dış açıkların finansmanı meselesi. Dış açıklar nasıl finanse edilir? Yani sermaye fazlası veya rezerv değişimleri ile kuru tehdit etmeden, kurdaki bir hızlı bir yükselişi ortaya çıkarmadan nasıl bu açıklar finanse edilir? Sorun bu. Özellikle Türkiye ekonomisini ikiye ayırdığımız gibi dış ticaretteki yapısal değişimi de ikiye ayırıyoruz. Hem bunu 80 öncesi ve 80 sonrası diye kabaca ikiye ayırıyoruz. Burada neredeyse her üründe, her alanda üründe dış ticaret gerçekleşmeye başlıyor. Ve her ülkeyle hemen hemen yani dünyadaki 200 civarındaki ülkenin hemen hemen tamamıyla dış ticaret ilişkisi kurulabiliyor hale geliyoruz. 1923 koşullarında dünyada zaten hatırı sayılır bağımsız ulus devletten söz etmemiz mümkün değil. Çok az bir ulus devlet sayısı var. Yani günümüzdekinin dörtte üçünü 1923 koşulları içerisinde bulmak mümkün değil. Bunların büyük bir kısmı sömürüyor. Ulus devletleşme çağı 1920'lerden sonra ve 1945'ten sonra çok moda bir şekilde dünyanın her yerine yayılmaya başladı. 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 gibi bütün dönemler içerisinde yeni ulus devletlerin mantar gibi patladığını görüyoruz. Bundan tamamıyla dış ticaret ilişkisi kurabilmeyi başaran Türkiye ekonomisi manzarası ile karşı karşıyayız. Sadece Avrupa, yani Avrupa geleneksel Osmanlı döneminden beri gelen dış ticaret ortağımız. Dış ticaret politikalarındaki dönemsel değişimlerde de içeride yaşadığımız politikalar, iç ve dış gelişmeler. İç ve dış krizler, geçen haftanın konusuydu hatırlarsanız. Bu krizler, kriz sonrasındaki değişim rüzgarları veya dünya ekonomisinin yükselen trendlerine uyum sağlar. Mesela Çin neden başrol oyuncusu haline geldi son dönemde? Dünyanın üretim üssü olması ve Türkiye'nin de özellikle birinci büyük ithalat ortağı haline gelmesi. Küresel değişimlerle, küresel üretim altyapısındaki değişimlerle de ilişkisi var bunun. Önce Osmanlı'dan başlayacak olursak, Osmanlı klasik geleneksel sanayi devriminde pas geçmiş bir ülke olarak değerlendirmiştik. Geleneksel ihracatını oluşturan şey özellikle 19. yüzyılda Batı'nın sanayi şehirlerine ham madde tedariki konusunda bir uzmanlaşma var. Geleneksel tarım ürünleri ve sanayi bitkiler ihracatı oluşturuyor. Bunların içerisinde endüstriyel bitkiler, pamuk ve tütün başta olmak üzere çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Buna karşılık da yani gıda belki birinci derecede önemli değil ama giyim başta olmak üzere endüstriyel ürünler, sanayi ürünler ithalatı, makine teçhizat ithalatı, işlenmiş sanayi ürünleri ithalatı
söz konusu. Yani bunun içine de silahı falan da dahil etmemiz mümkün. Yani savunma sanayi gelişlerine dahil etmemiz mümkün. Çünkü 19. yüzyıl boyunca bir savunma dönemi vardır. Özellikle uzun süren savaşlar Türkiye'yi savunma sanayi bakımında dışa bağımlı hale getirmiştir. Ve tarımsal ürün ihracatıyla bunun finansmanı mümkün olmadığı için sürekli açık vardır. Ve liberal politikalar, milli burjuvazi oluşumuna yönelik bir strateji de yok. Liberal politikalar kapitülasyonlarla ve 1838 Osmanlı-İngiliz'e ticaret anlaşması ya da Balta Liman Anlaşması ile başlayan süreçte verilen kapitülasyonlarla manzara sürekli Osmanlı Devleti'nin aleyhine cirenmiş. Yani dış açık kronik hale gelmişti. İhracatın ithalatı karşılama oranı sürekli düşüktür. Hatta Birinci Dünya Savaşı öncesinde %50'lere kadar düşmüştür. Bu da bağımlılığın ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor. Dış ticaret hadleri nedir? Yani dünya sattığımız üründen uluslararası fiyatlarla dünyadan satın aldığımız üründen uluslararası fiyatlar bu sürekli tarım ürünü satan ülkeler aleyhine işler. Bunu meşhur Prebisch Singer teziyle ifade edebiliriz. Dış ticaret hadleri gelişmekte olan ülkeler veya tarımsal ihracata bağımlı olan ülkeler aleyhine cereyandır. Hatta hatırlarsanız yoksullaştıran büyüme vardı. Yani sürekli daha büyürsünüz. Bazı sektörlerde üretim artışı olur. Dış ticaret hadleri aleyhte cereyan etmeye başlayınca hem büyümüş hem de yoksullaşmış olursunuz. Kahve, kakao, tahıl gibi bazı ürünlere yönelik bağımlılığın ortaya çıkardığı bir sonuçtur bu. Osmanlı dış ticareti geleneksel olarak bu finansal sermaye bağımlılığı içinde böyle İngiltere, Fransa, işte Osmanlı Bankası'nın kurucuları bunlar. 1880'den sonra Almanya'nın Zollverein'i yani Prusya Birliği'ni sağlamasından sonra da sanayileşmesinden sonra da Almanya'nın devreye girmeye başladığını görüyoruz. Üçlü bir yapı arasında kalmıştır. Ve Birinci Dünya Savaşı düzleminde nerede yer alacağımız konusunda tercihimiz üçüncüsünden yana olmuştur. Ve oldukça dışa açıklık oranı çok yüksek liberal dönemde. Ve %25'in üzerine dış ticaret hacminin gayri safi yurt içi hasılanın %25'in üzerine çıktığını görüyoruz. Devasa bir ekonomi, büyük bir iç pazara sahip olan bir ekonominin bu kadar yüksek bir dış açıklığa sahip olması yani ancak günümüzde ABD bu kadar yüksek bir dış açığa sahiptir. Çünkü devasa bir iç pazara sahiptir. Böyle bir ama Cumhuriyet döneminde dış açık politikaların özellikle ilgilendiği, uygulandığı dönemlerde bu 60'lara çıkmıştı. İşte buyurun 800 milyar dolarlık hasılı 600 milyar yüzde neredeyse 60'lara 70'lere varan dış açıklık oranı 2023'ün Türkiye'sinde söz konusudur diyebiliriz. Dış açıklar sürekli 1878-1913 yılları arasında bu dış açıkları gidermek için finans ihtiyacı var. Bu finans ihtiyacını karşılamak için de borçlanmaya geliyor. Borç finans sarmalı içerisinde ve bunun da ekonomik enkaza, savaşın neden olmuş olduğu, sonuçlarının felaketli olduğu bir ekonomik enkaza dönüşmesini beklemek hiç de zor değildir. Cumhuriyet'in ulusal ekonomi inşa edildiği 23-50 arasındaki dönem, biz onu 23-45 olarak ifade etmiştik. 45 sonrasında birleştirebiliriz buraya. Yani Demokrat Parti'nin resmi olarak liberal politika izlemeye başladığı 1950'lere kadarki dönem Cumhuriyet'in başına itibaren. Biliyorsunuz bunu birkaç başlıkta ele aldık. Önce bir liberal dönem 23-29, sonra 30-38 devlet sanayileşme, 39-45 İkinci Dünya Savaşı ve 45 sonrasında arayışlar dönemi olarak alt dönemlere ayırmıştık. Cumhuriyet'in ekonomik stratejisini 1923'te yani henüz Şubat ayının sonlarına doğru İzmir İktisat Kongresi kararları şekillendiriyor. Burada bir milli burjuvazi oluşturma meselesi vardı. Burada bazı ihracat sanayilerini yani altın girişi sağlamak için ihracat sanayilerine gümrük muafiyetleri sağlandığı bir politika, dış ticaret politikası görüyoruz. Ama bu politikalar buhran dönemi gelip kapıyı çaldığı zaman 1929'da istediğimiz ölçüde bir dış ticarette kendimize yeterlilik olduğunu ortaya çıkarma yetmemiştir. Ve hemen kapanıyoruz. 15'ler civarındaki ortalama gümrükler 50'lere kadar neredeyse çıkıyor. Bu bütün ülkeleri ilgilendiren bir durum. Yani dış konjonktür, iç konjonktürü ve ithalat vergilerini, gümrük vergilerini büyük ölçüde belirliyor.
30-50 arasında genel olarak yani buhranla beraber ithalat ikameci sanayiler teşvik edilmeye çalışılmış ve döviz tasarrufu sağlanması esas alınıyor. Dış açığı da azaltmaya çalışan bir strateji var. Dış açığı niye azaltıyoruz? El aleme muhtaç olmamak için. Altın çıkışını engellemek için yapmaya çalışıyoruz. İçeride sanayileşmeye çalışmamızın sebebi bu. Ve bu ilk dönem 30-38'in başarılı politikalarına rağmen savaştan sonra dengeleri korumak güçleşiyor. Savaşı mütakiben. 30-33'te koruyucu bir kambiyo rejimi var. 30-40 arasında yani sanayi planı dediğimiz birinci 5 yıllık sanayi planı döneminde bizden mal alırsanız sizin malınızı alırız. Ya da içeride üretilen malları ithal etmeye ne gerek var stratejisi. Veya karşılıklı sen bana krom gönder ve ben sana krom göndereyim, sen bana silah gönder şeklinde ikili karşılıklı ticaret anlaşmaları var. Yani bunu parasal değil malın malla değişimi şeklinde Trump'a takas, clearing ekonomisi dediğimiz bir ekonomik politika izlenme görüyoruz. İhraç mallarının kalitesini artırmak hedefleniyor ama ihracatın kompozisyonuna baktığımız zaman bunu öyle çok ahım şahım bir ihracat kalitesinde sürdürebildiğimizi söyleyemeyiz. Evet, 23'ten 30'lara kadarki dönemde açığın devam ettiğini görüyoruz. Bu açık kontrol edilebilir bir açık. Dış ticaret hacmi 100 milyon dolar, 100-200 milyon dolar civarında seyrediyor. 30'lardan itibaren sürekli fazla var. 1946'ya kadar bu fazla fasılasız 38 hariç devam ediyor diyebiliriz. Savaştan sonra genişlediğini görüyoruz. Artık dış açık olgusu yeniden ortaya çıkmaya başlıyor. Tabii kapalı olma dönem 30-38 arasındaki dönem dışı açıklık oranını da büyük ölçüde azaltıyor. Hele İkinci Dünya Savaşı bunun üzerine tuz biber ekiyor. Neden? Çünkü altın tasarrufu sağlamak istiyoruz. Savaşa girme ihtimaline binaen sürekli altın stoklarını artırma yönünde bir politika izliyor. Yani yöneticiler. Sattığımız şey 70'lerden 1920'lerden 50'lere kadar 70'lerden neredeyse 90'lara kadar uzanacak şekilde tarımsal mallar. Sanayi mallarının içeriği çok düşük. Madencilik yine aynı şekilde ama ithalatın çok büyük bir kısmını oluşturan şey yatırım malları özellikle plan döneminde bunun artmaya başladı. 38'e kadar 40'lara yükseldiğini görüyoruz. Savaşın sonlarında da 45'ten sonra da yeniden yükselme trendi. Üretim için gerekli olan makine teçhizat ithalatı demek bu. Tüketim mallarında bir azalma var 23'ten sonra 30'a kadar. 38-15'lere kadar düşüyor. Savaş sonrasında yeniden artış trendini gerçekleştiğini anlıyoruz. Ham madde, ara mal bunlar da üretim gerçekleştirmek için kullanacağımız şeyler diğerleriyle paralel bir evrim gösteriyor. İçerideki büyüme hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleşiyor diyebiliriz. Yani genişleme arttıkça ham madde, ara mal ithalatı artıyor. Daralma söz konusu olduğu zaman da azalıyor. Böyle bir manzara ile karşı karşıyayız diyebiliriz. 23-50 döneminin genel performansını bu şekilde toparlayabiliriz. Dış ticaret İngiltere, Almanya, Fransa, ABD. ABD savaş sonrasında daha önemli hale geliyor. Niye? Çünkü savaş sonrasında ABD eksenli merkezi Batı Avrupa merkezi politikalara daha fazla yanaşmaya çalışıyoruz. Bağımsızlığın getirmiş olduğu bir taraf olan bir taraf olur. Sözünün masadak olduğunu anlıyoruz burada. Dış ticaret hadleri 23-29'daki yüksek büyüme, %11'lik büyümenin ihraç malı fiyatlarındaki artışta özellikle tarım malı fiyatlarındaki artışın sonucu 29 buhranı talep düşüşü sonrasında ihraç malları fiyatlarındaki düşüşün dış ticaret hadlerini kötüleştirmesini doğurmuştur diyebiliriz. Ve buhran dönemini tanımlamamız oldukça zor. Yani 30-38 arası savaş dönemi zaten tanımlamamız zor. İkili anlaşmalar daha korumacı, kollayıcı politikalar var. 1950'lere geldiğimiz zaman savaş sonrasındaki dışı açık liberalleşme döneminin tam gaz gittiğini görüyoruz. Ama çok fazla da gidemiyor. Neden? Çünkü 50'lerin ortalarına itibaren artık sorunlar görülmeye başlanıyor. Ve 50'lerin başlarında hemen ithalat serbestleşmesi, dış kredi, yabancı sermayeye bağımlılığın arttığı bir model söz konusu. Liberasyon var 1950'lerde. Hızla ithalat artıyor. Dış açıklar tekrar gündeme gelmeye başlıyor.
Ellerdeki büyümenin başka bir kaynağı Kore Savaşı sebebiyle gıda fiyatları uçmaya başlıyor. Bu da bizim ihracat potansiyelimizi artırıyor. Ama 50'lerin ortalarından sonra tersine dönmesi, gıda krizi tedariki ile ilgili sorunların aşılması sonrasında bizim mallarımız. Bir de burada başka bağımsız ülkeler var. Yeni bağımsız ülkeler. Bu bağımsız ülkelerde bizimle benzer ürün ihracatı haline gelmeye başlayınca bizim pazarlarımız büyük ölçüde daralıyor ve dünya ticaret hadleri aleyhimize gelişme gösteriyor. Yani ne yapacağız, ne edeceğiz? Sanayileşme ürünü olan imalat sanayi ürünlerinin ihracatını artırmak zorunda kalacağımız anlaşılıyor. Ve 1954'ten sonra da liberasyondan bırak. Hatta İthal ikame amacıyla tekrar dönülüyor. Hatta kitleri özelleştirme amacıyla yola çıkmış olan Demokrat Parti hemen hemen yeni kitler inşa edecek kadar eskiye doğru dönüşü gösteriyor. Yani 2002-2003 ile 2013 arasında geçen bu liberal dönemin ondan sonraki 10 yıl içerisinde tekrar korumacı ve koruyucu politikalar, yerli milli politikalara önem verecek şekilde yani değişmesine benzer bir tablo var. 50-60 arasındaki 5 yılı, sonraki 5 yılı 2002-2012, 2013-2023 arasındaki 10'ar yıllık periyotlarla özdeşleştirebilmemiz mümkündür. Biraz paralellikler arz ediyor diyebiliriz. Dış açığı kapatmak için yerli politikalara önem veriliyor. Çünkü açıkları finanse etmek gittikçe zorlaşmaya başlıyor. Tabii bu bir paradoks gibi yani. Dış açığı kapatmak için yerli milli politikalara önem vermeye başlıyorsunuz. Yerli milli politikalar önem vermeye başladıkça eğer sonuç alamazsanız dış açıklar genişlemeye başlıyor. Sarmal da kendi kendini tekrar eden bir hale gelmeye başlıyor diyebiliriz. Nitekim burada görmek mümkün ihracat artışı var. 400 milyar dolara çıkıyor. Sonra tekrar azalış trendi görüyoruz. 300'lere kadar düşüyor. 1960'a geldiğimiz zaman. Kalttaki liberalizasyon 500'leri geçiriyor. Sonra 58'den sonra yeniden artış eğilimi var. Sürekli dış açık var 50-60 arasında. Bu dış açığın finansmanı başlangıçta kolayken dış krediler vesaireyle 58'de dolar kurunu 3 liradan 9 liraya çıkardığımız zaman %200 civarındaki devalüasyon bize Hanyayı ve Konya'yı göstermiş oluyor diyebiliriz. Büyüme trendinin bir şeyi bir açı, dış açıklığın yüksek olması, büyümenin daralması sonrasında dış açık yani düşük olması, ihraç ithalatı karşılama oranı, büyüme trendinin daha yavaşlamasının göstergesi ise dış açık veya ihracat ithalatı karşılama oranının yükselmiş olması. Yani kapalıyorsunuz. Kapalı ekonomi moduna doğru döndükçe büyüme trendi küçülüyor gibi bir sonuç çıkarabiliriz buradan. Dış açıklık oranı da yine ikinci dönemde 8'lere kadar düşüyor. Yani tek haneli rakamlara düşüyor. Ondan önceki şey sözümü Osmanlı'da %25 olduğuna göre buradaki koruyucu önlemlerin tekrar eskiye dönüşün neden ortaya çıktığını ve bunun bir istikrar liste istikrar programıyla sonuçlandığını anlamamız mümkündür. 50-60 döneminde tarımsal ihracatın kompozisyonu 86'tan 77'lere 10 puan düşüyor. Tarım sanayi ürünü ihracatı 5'ten 10'a çıkıyor pay itibariyle. Madencilik 5 civarında. İthalat açısından benzer yarıya yakın yatırım malları 5'te 1'ine yakın tüketim malları bu daha da düşüyor. Şurada gelirin düşmesi burada önemli bir unsur. Ham madde ve ara mallar da 30'lar civarında 3'te 1'ini oluşturmaya devam ediyor. 50'lerin ortalarından sonra dış ticaret hadlerinin kötüleşmesinin Türkiye'nin dış ticaret sektöründe içe kapanmasını, dış açık oranı düşmesini ve 58 kriziyle karşı karşıya kalmasının sağladığını ifade edebiliriz. 60-80'e ne dedik? İktisadi tarih tartışmalarını planlı kalkınma dönemi dedik. Planlı kalkınma ihracat yerine yerli sanayilerin ikamesini, ihracat sektörlerini geliştirmek yerine yerli sanayileri ikame etmeye yönelik dış ticaret. Bunlara ucuz girdi, ucuz döviz, ucuz ham madde teşvikler, destekler sağlama vesaire. Korumacı, kollamacı bir politikadır bu. Karşılaştırmalı üstünlüğe yönelik sanayileri koruyacağız şeklinde geçici bir koruma öngörülürken bu tam tersi bir tablo ortaya çıkarıyor. Özellikle 70'lerde kriz derinleşince anlıyoruz bunu. Sürekli hale geliyor. Yani bir kere rüşvet alanın sonra sürekli rüşvet almasına benzer şekilde
özel sektör teşvikler, destekler ve koruma kollamaya maruz kalınca bunu sürekli hale getiriyor. İşte 2000'lere kadar otomotiv sanayindeki bu işte taşa vurması, otomotiv sanayinin işte kuş serisinin ortadan kaldırılması bunun tipik örneğidir. Hatta dayanıklı tüketim malları ihtiyaç alanlarımızdan birisi burada bile büyük ölçüde verimliliğin düştüğünü, teknolojik yetersizliğin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Gümrük Birliği sonrasında bir miktar rekabetçiliğin arttığını öngörsek de yani herkesin üretebildiği çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon bunlarla yüksek ölçüde bir teknolojik devrim, televizyon devrimi, iletişim devrimine aracılık edebilecek bir gelişme söz konusu değilse bunu sağlamamız çok mümkün görünmüyor. Bunlarla ihracat artışı sağlamalı, dış ticaret hallerini iyileştirmemiz mümkün görülmüyor diyebiliriz. 60-80'in ilk 10 yılı tersine ikinci yılda verimsizlik artıyor. Sebep petrol krizi bir, Kıbrıs harekatında olumsuz etkileri ve de DÇMLer krizi. DÇMLerden geçen hafta bahsettim, 1990'lara kadar dövize çevrilebilir mevduatlar. Ödemeyi geri ödenmesi bizim KKM'ler yani kur korumalı mevduatlara benzer bir tablo. 90'lara kadar ödeniyor. Muhtemelen son bir yılın hikayesi olan kur korumalı mevduatlarında benzer şekilde bir 10 yıl civarında. Hatta bugünkü dolar kuruyla baktığımız zaman kurun makasın açılması kur korumalı mevduat bağlamdaki yükümlülüklerin yükselmesi anlamına geleceği için bir 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl Allah ne kadar ömür verir bilemeyiz. Ya da görür müyüz bilemeyiz. Bunun devam edeceğini gösterebilir. Tabii oradaki tıkanmada bir taksitlendirme söz konusu ama günümüzde bunun enflasyonist bir sonuç ortaya çıkaracağını öngörmek çok daha mümkündür. Çünkü piyasa ekonomisinden ve genel olarak liberalleşme stratejisinden bir anda vazgeçmek mümkün olmayacağına göre, dünya sisteminin dışına çıkmak da mümkün olmayacağına göre o kadar dış yükümlülüklerimiz var. Bu yükümlülükleri ortadan kaldırmak da mümkün değil kısa vadede. Kapanmak da mümkün değil. Dünya Ligi'nin dışında bir üçüncü lige atlamayı da düşünemeyiz. Böyle bir sorunu yaşıyoruz günümüzde. 70'lerin sorunu da buydu. Ve katma protokoldaki gümrük indirimlerini bile yapamaz hale geldik. Neden? Çünkü bunun yol açmış olduğu dış açıklar daha fazla belimizi bükecekti. Hatta 1970'lerin dünyasında bütün ihracat gelirlerimizle ithalatımızı bile finanse edemeyecek kadar aciziyet içerisine düşmüştük. Ne ithalatımızı? Petrol ithalatımızı. Sadece enerjiyi bile ithal edebilecek bir fon büyüklüğüne ulaşamıyordu bütün ihracat gelirlerimiz. Ki zaten 300'lerden başlayan hikaye 1,5'a çıkıyor. Sonra 3 milyar dolara kadar. Bütün ihracat kapasitemiz 3 milyar dolar. Bunda %80'ini oluşturan ürünler tarım ürünleri. Yani tarım ürünü satarak sanayileşmeyi sağlamak, kalkınma planlarını, hedeflerini hayata geçirmek ve bunun sonucunda dünya ile rekabet edebilir bir imalat sanayi altyapısı kurabilmek çok mümkün görünmüyor. Ekstra ne gerekir? Kredi gerekir. Yeni borçlar tahsis edilmesi gerektirir. Uluslararası sisteme güven. Uluslararası sistem 70'lerde zaten güven unsuru, güven bunalımı yaşıyor. Karşılığında 8 milyar dolara yaklaşan bir ithalat, toplam 11 milyar dolar civarında bir dış ticaret hacmimiz var. Hemen görüyoruz şurada. İhracatı ithalatı karşılama oranı şurada 75'te 30'lara kadar düşmüş. Niye? Petrol krizinin faturası. Ve ihracatın ithalatla toplamının milli hasılaya oran olan dış açıklıkta 79'da örneğin %8'lere kadar düşüyor. Bu da dünyaya ne kadar kapalı bir modda zorunlu olarak yol aldığımızı ifade ediyor. 80'ler civarında 60'ta 50'lere kadar 60'lara kadar azalıyor. Tarımın payı, sanayinin payında artış var. Tabii bu sanayi dediğimiz şey bizim içeride koruduğumuz, sanayiler. Bunlar büyük ölçekte geleneksel sanayiler, gıda ve tekstil başta olmak üzere bunlar ve yabancı yatırımların faaliyette bulunduğu alanlar, kısmi olarak alanlar. Madencilik %5-6 civarında seyrediyor. İthalatımızın başlangıçta büyük bir kısmını 65'lere kadar yatırım malları, sonra krizden itibaren buradaki oransal düşüş de yatırım malı ithal edecek pozisyonumuz da yok. Tersine artan nedir? Ham madde ve ara malı. Nitekim ham maddeler 1980'de ham madde ve ara malı petrol başta olmak üzere %85'ini oluşturuyor ithalatın. Yani
yatırım malı, üretim malı, sermaye malı ithalatı yerine ham madde ara malıyla ithalat faturası daha büyük kabarmış. O zaman yapısal değişim şart hale gelmiş oluyor diyebiliriz. Evet, petrol etkisiyle %85'e ulaştığını söyledik. Burada kim var? Genel olarak OECD, AB, Avrupa Birliği ülkeleri var. En yüksek düzeye ulaşıyor çünkü burayla ticaret bağlantımızla, katma protokol gereğinde bağlantılarımızla 72'deki. 63'te Ankara Anlaşmamızın uzun vadeli Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi olma yönünde bize çizmiş olduğu bir yol haritası var. OECD birinci lig, demokrasi ligi, piyasa ekonomisi ligi ve burası bizim temel ticaret ortağımız. Ve bu dönemin en önemli özelliği sattığımız ürünlerin niteliğine bağlı olarak dış ticaret hadlerimiz aleyhte gelişiyor. Hele petrol krizinden sonra da bunu kontrol etmek mümkün değil. 1980'e gelince ki Türkiye ekonomisini iki ana başlık altında ele aldık. 80 öncesi ve 80 sonrası. 1980 sonrasında izleyeceğimiz bütün stratejiler hem iktisat politikalarını hem de dış ticaret politikalarını 24 Ocak kararları şekillendiriyor. Burada liberasyona yönelik entegrasyon, dünya ekonomisi entegrasyona yönelik önlemler alma. Bir de ne var? Türkiye'yi rekabetçi, dünya ile rekabetçi işletmeler vücuda getirecek şekilde yapısal bir değişime maruz bırakma meselesi. İhracat dönük sanayileşme. İtalya kalmacılık çünkü çöküyor. Dışa açık büyüme modeli devreye girmeye başlıyor. İthalatın liberalizasyonu gerekiyor burada. 84'te ithal kotaları sona eriyor. Yasaklar, izne tabi mallar, o kadar yüzlerce binlerce bir komünizme benzeyen, Sovyetler Birliği sistemine benzeyen her şeyin yasak olduğu temel mallar, ana mallar, ihtiyaç içerisinde, sağlık için, kanser, ilaçlar gibi şeyler başta olmak üzere. Bütün bunların tamamı izne tabi ve yoğun prosedürler içeriyor. Kalkınma, kapalı kalkınma dediğimiz şey veya İtalya kalmacı kalkınma modeli dediğimiz şey 70'lerin küresel konjonktüründe düşündüğümüz zaman oldukça verimsiz ve hantal bir yapıyı ortaya çıkıyor. Ve 80'ler 24 Ocak 1980'de buraya zorunlu bir geçiş olgusu söz konusu oluyor. Ne yapıyoruz? Dengesiz kalkınma stratejileri için ne savunuyor? Ne gelir? Bazı alanlar, hangi alanda rekabetçi isek rekabetçi alanlarda ihracat gelirlerini artıralım. Böylece diğer kalkınmamızı finanse edelim. Diğer sektörlerdeki dezavantajlı konumuzu yıkalım düşüncesi var. Ve ihracatçılar destekleme, işte vergi iadesiyle, düşük kredilerle, ithal girdi temin etme ihracatçılara falan gibi böyle bir manzara, strateji. 80-90 dönemindeki en önemli şey döviz kontrollerini kaldırmak. Neden bunu kaldırmak istiyoruz? Çünkü bu kontroller hantal bir yapıyı ortaya çıkarıyor. Bunu da sağlayan şey 32 sayılı kanun hükmünde kararname kambiyo rejiminde serbestleşmeyi sağlıyor. Bu 89'daki kanun hükmüne KHK'nın 32 sayılı KHK'nın kaldırılması Türkiye'de hem sermayenin liberalleşmesine hem dış ticaretin liberalleşmesine yönelik önemli bir aşama olarak kayda geçiyor. Faydası oluyor mu? Bir kısım kısıtlamaları ortadan kaldırsa da ölçüsüz ve kontrolsüz finansal liberalizasyon 3 tane bizi kriz dalgasıyla uğraşmak zorunda bıraktığını biliyoruz. 93'ten sonra tek gümrük vergileri ithalatta, fon, toplu konut fonu ve yeni ithalat rejimi yürürlüğe giriyor 90'ların başında. Tek sistemle şeffaf hale getirilmeye çalışılıyor. Avrupa Birliği katma protokol marjı oluşturuluyor ve 1 Ocak 1996 Türkiye'nin gümrük birliğini başlattığı dönem. Aslında Avrupa'nın bizden satın aldığı ithalatta gümrükleri sıfırlamasının üzerinden uzunca bir zaman geçtikten sonra Türkiye Avrupa'dan demir çelik ve tarım ürünleri dışında ithalatta vergileri sıfırlayarak ortak gümrük tarifesine uyum sürecini sağlamış oluyor. Biz buradan yandık, bittik, mahvolduk şeklinde bir sonuç çıkarır mıyız diye endişe edenler var ama bu tablo gerçekleşmiyor. Büyük ölçüde yani yüzmek için denize düşmek ve kulaç atmak zorunluluğu bizim gibi ülkeleri biraz daha kasları geliştirme ve önlemleri alma, dalgalara yönelik önlemler alma konusunda teşvik ediyor gibi görünüyor. Yaşanan tecrübelerden ortaya çıkan sonuç bu.
Buna rağmen bu birkaç tane kriz dalgası iyice bizim bu konudaki dağınıklığımızı hem artırıyor hem de buradaki ölçüsüzlüğün göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. İhracat ithalat belgelerinin kaldırılması mesela bununla ilgili bir şey uygulama. Bunlara son veriliyor. Ve formaliteleri azaltmaya çalışıyorlar. Dışa açık büyüme, entegrasyon bunu gösteriyor. Avrupa müktesebatına uyum dönemi var. 2001'de ithalat rejimi AB'ye ithalat listeleriyle uyumlu hale getirilmeye çalışılıyor. Hassas sektörler kaldırılıyor. Bu çok şeydir, tipik bir şeydir. Neredeyse özel düzenlemelerle dış ticareti kısıtlayan bir tablo. Bir taraftan da 94'te Dünya Ticaret Örgütü üyesi olduk. Dünya Ticaret Örgütü üyesi olarak da serbestleştirme yükümlülüklerimiz var. Ve en az gelişmiş ülkelere verilen tavizlerin uygulanmasına devam ediliyor. Bunu da bizim kırılganlığımıza yol açan nedenlerden biri olarak kaydedebiliriz. Ve buradan yırtmanın yolu GATT Anlaşması'nın 24. maddesinde de var. Aynı zamanda bu Dünya Ticaret Örgütü'nün de kurallar içerisinde bölgesel entegrasyonlar işte KEİ'lerin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, ECO'ların ya da Balkan ülkeleri, Doğu Avrupa vesaire Avrupa ile Gümrük Birliği gibi konuların tamamının gündeme gelmesinin sebebi Dünya Ticaret Örgütü'ndeki bu serbestleşme yönündeki eğilimlere bir açık kapı bulabilmek ve istisna yaratabilmektir. Çünkü gümrük birlikleri açıkça Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun hareket etmenin istisnasıdır. Tabii kendi içerisinde gümrükler sıfırlandığı için bunu bir kötünün en iyisi olarak, second best teori olarak değerlendiririz. Uluslararası ticarette ve genel iktisat yazını içerisinde ikinci en iyi teori gümrüklerin sıfırlanması. Zaten Dünya Ticaret Örgütü'nün amacı da serbestleşme yönündeki eğilimlerin artması olduğuna göre bunlar birbirinin tamamlayıcısı işlevini görüyor. Sadece üçüncü bölgeler yani Avrupa dışındaki üçüncü bölgelere yönelik daha rahat hareket etmemize neden olan bir unsur oluşturuyor. İşte ithalat rejimi ürünleri 80 sonrasında listeler tekrar genelleştirilmiş tercihler sistemi bunlar yeniden düzenleniyor. Sivil taşıtlarla ilgili gümrük vergi vesaire. Çok prosedürlerin 80 sonrasında değiştiğini görüyorsun. 1980'den günümüze kadar evre içerisinde özellikle dış açık politikalar bağlamında dış açıkların ihracatın ithalattan fazla artması ilk 10 yılda özellikle bu geçerlidir. 80-90 arasında yaklaşık 4,5 kat ihracat artışı bundan daha az ithalat artışı var. Bu ilk başta teşviklerin yeterli olduğunu ihracat trendin ama 80-90-2001 arasında bu artış trendinin istediğimiz hızda devam edemediğini anlıyoruz. Yani 3'ten 14'e çıkıyor. 14'ten ancak 30'a kadar çıkabiliyor sonraki 10 yıl içerisinde. Bu da o kırılganlığın boyutlarını gösteriyor. 2014 sonrasında dışarı açıkları azalmaya başlıyor. Bu soğuma demektir aynı zamanda. 2017 tekrar yükseliyor. 18'de spekülasyonlarla beraber ihracat 168. Günümüzde de 250 milyar dolar civarında bir rakama ulaşmış görünüyor. Kriz yılları ithalatı azaltır. İçeride yaşadığımız krizler sonra tekrar yükselme trendi gösterir. Dış alem krize düştüğü zaman da ihracatımız daralır. Çünkü ihracat dış alem milli gelirinin bir fonksiyonu. İthalat ise ulusal gelirin bir fonksiyon olarak karşımıza çıkıyor. Büyük ölçüde belirleyici oluyor. 2009 krizinde kriz yıllarında TL'nin değer kaybı sebebiyle İhracatta hızlı artışlar meydana geliyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı 65-70 civarında ve dış açık oranı da %50'lere kadar düşüyor. Bu aslında kriz yaşadığımızın ana göstergelerinden bir tanesi. Net ticaret haddleri ise 80-2002 döneminde genelde aleyhimize işliyor. Neden? Çünkü dünya sattığımız ürünler katma değeri yüksek olan ürünler değil. Satın aldığımız ürünler de sermaye malları başta olmak üzere. Bir de burada enerji var, bağımlı olduğumuz enerji var. Bunlardaki dalgalanmalara bağlı olarak da aleyhte bir dış ticaret haddi olgusu ile karşı karşıya kalıyoruz diyebiliriz. İşte
3 milyardan 1990'larda 13 milyara çıkan ihracat 2001 yılına geldiğimiz zaman ancak 27'ye kadar çıkıyor. Yani iki kat kadar artıyor. 4 kat artış 80-90 arasında sonraki 10 yılda 3 kriz ve dalgalanmalar sebebiyle 2 kat artış. Ondan sonra 30'dan 250'ye kadar, yani ondan sonraki 10'ar yıl gidecek olursak 2000'deki 30'dan 2010'da 13'e 4 kat yine artış var. 2010'dan 2020'ye gelinceye kadar da ancak bir kat artış var. Bu trend devam ediyor. Ve 2250 olduğunu düşünecek olursak 113 milyar dolarlık ihracat son 13 yılda ancak 250'ye gelebilmiş. Demek ki ihracat kalitesinde yüksek katma değer içerikli ürünlerin sürekli istikrarlı bir ihracat geliri elde etme konusunda yetersizliği anlaşılıyor burada. İthalata geldiğimiz zaman ise 8'den 22'ye çıktığını, yani 2,5 kat arttığını anlıyoruz. Ama 185'e çıkıyor örneğin 2010'da. 2020'ye doğru geldiğinde 250'ye kadar çıkıyor. Günümüzde 350'ye kadar yaklaşıyor. Buradaki herhalde şeyi anlıyoruz. Neden hızla bir dış ticaret açığı var? 110 milyar dolara varan bir dış ticaret açığı 50 milyar doların üzerinde. Cari açık meselesi. Turizm, hizmet gelirleri vesaire bütün bu bağlamda dış ticaret açığını finanse edebilecek unsurlara sahip olsak da enerji fiyatları başta olmak üzere ve dış ticarette verimliliğin istediğimiz ölçüde artırılamaması sebebiyle, özellikle ihracatta verim artırılamaması sebebiyle istediğimiz ölçüde bir dış açığı finanse etme, cari açığı finanse etme, hele para girişi de, sermaye girişi de daralmaya başlayınca son 6-7 yıl içerisinde manzaranın iyice vehamete doğru sürüklendiğini görüyoruz. Yani günlük 1 lira, 2 lira, 3 lira hızla istikrarsız bir döviz dalgalanmasından böyle bu manzaranın nasıl Türkiye ekonomisini bir belirsizliğe doğru sürüklediğini anlamamız hiç de zor değil. İhracatın payı, dünya ticaretindeki payımız 1980'lerde %15'lerden %90'lara, yani %1'in biraz aşağısında bir paya sahibiz. %40'lardan da %1'in üzerinde bir pozisyona çıkmış ithalat bakımından. Bu aslında bizim küresel ekonomiye yaptığımız katkı, işte 90 trilyon dolarlık dünya hasılasıyla karşılaştırınca bizim 900 milyar dolarımız %1'e tekabül, %1'lik hasıla dünya üretimindeki payımız ile %1'lik ihracat payı %1'in altında. %1'in biraz üzerinde ithalat payı da birbiriyle aslında paralel bir manzaranın ortaya çıktığını bize gösteriyor. Dünya üretiminin dünya dışı böylesine dışı açık bir ekonominin toplam üretimin aldığı payın düşük olmasının doğal olarak toplam dış ticaret payı açısından da yeterli olmadığını gösteriyor diyebiliriz. İçerik ne alemde? Tarımsal mallar 50-60'lar civarından 3'lere kadar düşüyor. İhracat payı. Madencilik de 2 civarında bir şeye oturmuş durumda. Ama sanayi malları 36'dan 95'e kadar. Artık imalat sanayi ihracatı ana lokomotifini oluşturuyor. İthalata gelecek olursak, ithalatta tarımın payı neredeyse sıfır gibi bir şey. 1'e yakın 1980'lerde. Bu da zaman zaman 4 civarında. İlksel tarım ürünlerinden bahsediyoruz bunlar. Yani sadece işlenmiş tarım ürünleri sanayi içerisine giriyor. İlksel tarım ürünleri ithalatı da yüksek bir oran oluşturuyor. Yani 350 milyar doların içerisinde %4'lük bir oran ne yapar? Neredeyse 10-15 milyar dolarlık bir ilksel tarım ithalatı gerçekleştirdiğimiz anlamına gelir. Bu da bize tarımın yeterliği sorunu, ilksel anlamda yeterliği sorunu. Gıda sanayiyle birleştirdiğimiz zaman mutlak bir fazla veriyoruz fakat ilksel tarım ürünlerine net bir ithalatçı olduğumuz çok açıktır, barizdir. İşte hayvancılık ürünlerinde, balıkçılık ürünlerinde, ormancılık ürünlerinde ve tarım ürünlerinde ithalata bağımlı ne olduğunu
gayet iyi bir şekilde yeterliliğin olmadığını anlayarak dünyaya satmak bir tarafa, sattıklarımız aldıklarımızın çok altında kalıyor. Madenciliğin artışı değişmesi 15'ler 20'ler civarında petrol fiyatlarına bağlı durum. %40'ını oluşturuyor şeyde 1980'de petrol faturasının yüksek olması sebebiyle. Sanayi ise 80'leri 85'leri buluyor sanayi ürünler ithalatının toplam ithalat içerisindeki payı. 80-2020 döneminde ki manzara içerisinde en dikkat çekici olan unsur sanayinin payının artması, tarımın azalması. İlksel tarım hammaddeleri 1990'lardan itibaren net ithalatçı haline getiriyor ülkeyi. Madencilikte durağan bir çizgiyi devam ettirdiğimizi söyleyebiliriz. Ve yatırım malları burada %2'ler civarında ihracattan %12'lere kadar yükseliyor. Makine teçhizat sanayinin arttığı anlamına geliyor bu. Ham madde ara mal %50'lere yakın bir oranda seyrediyor ihracatta. Tüketim malları ihracatı ise %40'lar 50'ler civarında oluşturuyor. Yani esas olan şuradaki yatırım malı ihracatının artırılabilmesidir. Çünkü üretim gerçekleştirecek olan yatırım malı sermaye malıdır ve katma değeri yüksek olan ürünler de yatırım sermaye mallardır. Aynı şeyi tersine ithalat için öngörebiliriz. İthalat da 10'lardan 15'lere kadar çıkıyor yatırım malı ve burada dışa bağımlı ölçüsü 75'ler civarında ham madde ve ara mal. Yani bu ithalatın ihracatın ithalata bağımlılığı gibi bir sorun çıkarıyor bize. Tüketim malları da 5'ler civarında iken 80'lerde 10'lara 15'lere kadar yükseliyor. 2016'da 15 olmuş örneğin. Temel tüketim malları sanayinde o kadar ithal ikameci serüveni yaşamış olmanıza rağmen yüksek bir dışa bağımlılık olgusunun ortaya çıktığını, hatta bizim karşılaştığımız üstünlük sergilediğimiz alanlarda bile dışa bağımlılık olgusu söz konusu olmaya başlıyor. Ve tarım ve tarıma dayalı sanayi malları açısından mutlak fazla vermemiz veya mutlak net ihracatçı olma pozisyonumuz zaman içerisinde yavaş yavaş erimeye başlıyor. Mal grupları burada önemli bir unsur. Tüketim mallarının ihracatta payın azalıp yatırım mallarının artması, onların 12'ler civarına çıkması belirleyicilerinden birisi. İthalatta yatırım malları ikinci sırada. Tüketim malları ithalatındaki artış yine önemli. Yani kendi kendine yeterli de unsuru azalıyor demektir. Neler var mallar içerisinde? Bunlar içerisinde en büyük ihracat payını oluşturan motorlu kara taşıtları %16 gibi bir oran. Arkasından demir ve çelik, kazanlar, makineler, özellikle örme giyim eşyası ve örmemiş giyim eşyası giriyor işin içerisine. Meyveler burada %2'lik bir paya sahip ihracatta. Bu trend büyük ölçüde devam ediyor diyebiliriz. Şurada elektrikli makineler vesaire. Bunlar üstün nitelikli ürünler. Yani %16'yı oluşturan motorlu kara taşıtları dışında bunların çok büyük bir kısmının yüksek teknolojik içerikli bir ürün kapsamı ihtiva etmediğini gösteriyorum. İthalata baktığım zaman durum tersine gidiyor. Özellikle mineral yakıtlar. 18 görünüyor ama 25 mesela 2012 itibariyle petrol fiyatlarına bağlı. Sonra kazanlar, makineler, sonra demir, çelik, kıymetli madenler, elektrikli makineler gibi ele motorlu kara taşıtlar hem ihracatta hem ithalatta oransal olarak yüksek. Burada endüstri iç ticaretin devreye girmeye başladığını anlıyoruz. Kompozisyonumuzda ihracatta çok büyük bir değişim yok. AB'nin üyeleri yine 60'lar ve 50'ler civarında seyrediyor. Bunlar içerisinde diğer Asya'nın payının arttığını görüyoruz. 3'ten 80'de 7'lere çıktığını, Orta Doğu'nun çok istikrarsız bir görüntü arz ettiğini, Amerika'nın 5'ten 5,5 civarına gittiğini, Afrika'nın payının arttığını görüyoruz. 3'lerden 4'lerden 8'lere çıkmış. Ülke gruplar yeni ülke grupları var. 90'larda artmaya başlayan mesela Çey bunlardan birisi. Karadeniz Ekonomik İşbirliği. Bunun içerisinde Rusya'da olduğu için bu onlar 13'ler civarında bir paya sahip olmuş. İhracat sadece bunlar. İthalatta daha yüksek.
Ekonomik İşbirliği Örgütü İran var işin içerisinde. Türk Cumhuriyetleri 2,5 civarında ihracatın en güçlü olduğumuz alan yöneldiği bir bölge grubunu oluşturuyor. İthalata baktığımız zaman ise Avrupa 40'lardan 30'a 35'lere kadar AB28 azalmış. OECD bunların içerisinde yine 50'lerdeki 50 civarındaki payı koruyor. Fakat şöyle bir şey var. Diğer Asya dediğimiz 2,5'luk diğer Asya, Çin, Güneydoğu Asya vesaire Doğu Asya ülkeleri içerisinde 2,5'tan 23'lere kadar yükseliyor. Demek ki ithalat Asyalılaşmış görünüyor. Çin'in de devreye girmesiyle buradaki artışı görmek mümkün. Ki Rusya'nın da bulduğu 15'e çıkıyor. İthalatta doğalgaz bağımlılığını biliyoruz. Her gün ocaklarımızla yakıyoruz. Büyük ölçüde Rusya doğalgazı var işin içerisinde. Eko'da da onlardan 4'lere düşmüşüz. Burada da İran doğalgazı, İran'ın ortak olması sebebiyle. Bağımsız devletler topluluğu zaten Rusya'nın içinde bulunması sebebiyle aynı kapıya çıkıyor. Türk Cumhuriyeti'ne ithalatımız %1'ler, 2'ler civarında düşük bir oranı temsil ediyor diyebiliriz burada. İthalat Asyalılaşmış demektir. Ülkeler nezdinde ihracatta Almanya'yı, İngiltere'yi, ABD'yi ve İtalya, İngiltere, Fransa vesaire giderken buradaki 20 ülkenin neredeyse yarıdan fazlasını Avrupa ve ABD oluşturuyor. Bunlar geleneksel ihracat pazarlarımız bizim. Neredeyse ihracatımızın yüzde kaçını gidiyor yapıyoruz buraya? %40'ını 20 ülkeye yapıyoruz. Öyle değil mi? 20'ler topladığımız zaman diğerleriymiş pardon. 180 evet. Yani ilk 20 ülke %60-70 gibi çok yüksek bir oran oluşturuyor. İthalata baktığımız zaman aynı şey burası için de geçerli. Burada da Çin'in Almanya'nın tahtını yerle bir ettiğini ardından Almanya, Rusya bunlar sürekli değişir. Birbirleri yer değiştirir. Rusya ikincisi de yani son dönemde. ABD, İtalya vesaire diye gidiyor. Buradaki 20 ülkenin de yarıdan fazlasını Avrupa ülkeleri veya OECD ülkeleri oluşturuyor diyebiliriz. İlk 2013-2020 aralığında ise Almanya 2020'de payını da ihracatta sürdürüyor. Bunu Birleşik Krallık, ABD, Irak, İtalya vesaire takip ediyor. Toplamın %33'ünü 20 ülke oluşturuyor. İthalata baktığımız zaman toplamın %30'unu Çin, Almanya, Rusya başta olmak üzere Almanya, Rusya yer değiştiriyor. Bundan oluşturduğunu görüyoruz. Mesela Rusya 2013'te daha yukarıda, Almanya 2020'ye has bir şekilde Rusya'nın önüne geçmiş görünüyor. Bu sadece bizim için değil, Avrupa'nın ithalatındaki Rusya'ya özellikle doğalgaz ve enerji bağlamında bağımlılığın ABD Avrupa Birliği için de geçerli olduğu gerçeğini görmemizi engellemiyor. Toparlayacak olursak, Türkiye dış ticaret arkadaşlar çok büyük ölçüde artış gösteriyor. Cumhuriyetin başından bu yana hem niceliksel olarak hem niteliksel olarak hem de bölgesel olarak gösteriyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı 80 sonrasında 65 civarında gerçekleşiyor. Yani dinamik bir ülke ihracatı ithalata dayalı olarak gerçekleştiriyoruz. Sonucu çıkabilir buradan. Hatta 60 sentlik ithalat gerekir. 1 dolarlık ihracat yapmak için şeklinde bir beylik tabir vardır. Dış açık oranı %50'nin üzerinde işte günümüzde 60'lar 70'leri bulmuş görünüyor. 80 sonrasında endüstri içi ticaret olgusu var. Hem otomobil satıyoruz, hem otomobil satın alıyoruz. Hem tekstil ihraç ediyoruz, hem tekstil satın alıyoruz gibi anlatılabilir. Aynı endüstri dalında ihracat ve ithalatın birlikte olması sorunudur bu. Bu biraz da endüstri gelir hipotezi veya tercihlerde benzerlik hipotezine bağlı durum gösteriyor. Bununla ilgili yapılmış İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan'la dış ticaret açıklayan çalışmalarda endüstri içi ticaretin boyutunun Türkiye üzerinde arttığını gösteriyor. 2000 sonrasında sermaye, emek ve ölçek ekonomileri yoğun mallar ihracatı başlıyor. Sermaye yoğun ve ölçek ekonomileri yoğun mallar. Ama burada da büyük ölçüde ithalata bağımlılık var. Geleneksel ortaklarımız OECD, Avrupa Birliği, petrol ithalatı ve ara mal ithalatının artması sebebiyle özellikle son 10 yıl içerisinde ithalatın
Asyalılaştığını anlıyoruz. Asya bölgesinde itaatın yükseldiğini anlıyoruz. Günümüzdeki bu rakam 250'yi aşmış durumda. İtaat içinde 350 gibi bir rakama ulaşmış halde ucuz dövizin veya kur korumalı mevduattaki riskleri azaltmak amacıyla kontrol altına tutulmuş olan dövizin yol açmış olduğu ucuz ithalat, buna yönelik önlemleri her ne kadar almaya kalksak da buradaki bürokrasinin meydana gelen fiili trendlere müdahalesi gecikeceğinden burada istediğimiz manzarayı sağlayamıyoruz. Şimdi 50 milyar doları nereden finanse ederiz? Sermayeyi nereden buluruz ki döviz kriziyle karşı karşıya kalmayız? Bunlar arayış içerisinde seyrini devam et. Dış kağıt halleri yine son 2020, 21, 22 döneminde 100'ün altına çıkmış görüyor. 2015'i 100 kabul edersek bu da dış ticarette neden ihracatı yeteri kadar artıramadığımızı veya ithalatı neden istediğimiz ölçüde kısamadığımızın çok bariz bir göstergesi oluşturuyor. Bunun için size özellikle Mahfiye İlmez'in Türkiye'nin dış ticaret kazançları gibi buna benzer dış ticaret analiz eden kısa yazılarını okumanızı tavsiye ederim. Güncel verileri, göstergeleri güncellediği tablosunu incelemenizi tavsiye ederim. Ve diğer videolarda izlenmenizi tavsiye ederim. Evet, sorumuz, yorumumuz, eleştirimiz, katkımız var mıdır? Var mı arkadaşlar? Evet, yok galiba. Tamam. Teşekkür ediyorum.